Teşekkürler efendim. Siz nasılsınız? Hayırlı günler diliyorum. İyiyiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Eyvallah. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyelim. Hoş bulduk, sağ olun. Şükrü hocam, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum Tuncay Bey, sağ olun. Allah razı olsun. Bütün... Allah sizlerden de razı olsun hocam. Tekrar yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun hocam. Çok mutlu olduk programımıza katıldığınızdan dolayı da. Estağfurullah. Bütün hocalarıma da selam olsun. İstanbul'dan, Ayasofya'dan hürmet ediyorum. Aleyküm selam hocam. Şükrü hocam, hayırlı olsun. Teşekkürler. Allah razı olsun hocam. Tanıdın evet, beni. Sadullah hocamız da geldi. Hocam ekranda sizin sesinizi açtım. Bir onay kutucuğu gelecek. Onu tıklarsanız mavi. Sadullah hocam. Evet. Evet. Hocam Sadullah hocam duyabiliyorsunuz değil mi? Duyuyorum. Evet biz de sizleri duyuyoruz. Tuncay Bey hocalarımız burada. Bence çok fazla vakit geçirmeden başlayalım. Herkes programını ona göre ayarlamıştır. Katılımımız şu an yaklaşık 30'a yakın. Bu ileriki aşamalarda da artabilir. Uygunsa başlayalım Tuncay Bey. Sadık Bey uygundur. Hocalarımızı da bekletmeyelim. Dolayısıyla. Evet. Ben o zaman saygıdeğer hocalarımız, saygıdeğer ziyaretçilerimiz, değerli misafirlerimiz, 15. Geleneksel Şahin Baba Türbesi etkinliklerine hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Tabii bu sene her sene olduğundan farklı bir sene. Hem ülkemizde hem dünyamızda COVID-19 pandemi sürecindeyiz. Bu sebepten dolayı her sene olduğu gibi Şahin Baba Türbesi başında bu programı idrak edemedik. Ama Allah'a şükürler olsun ki teknolojinin vermiş olduğu imkanlarla birlikte yine internet ortamından bu programı idrak ederek biz anma programımızı, Kur'an'ımızı, Mevlidimizi yine gerçekleştirmek istedik. Ve bu şekilde de bir program organize ettik. İnşallah bu programı canlı şekilde izlemek isteyenlere biz linklerini gönderdik. Canlı şekilde katılabilecekler. Ama canlı şekilde izleme fırsatı olmayan bazı hem hocalarımız hem ziyaretçilerimiz var. Onlar da daha sonradan biz Facebook'a yükleyeceğiz yayını. Oradan da izleyebilecekler. Ben öncelikli olarak Sayın Müftümüz çok selamları var Müftümüzün. Kendisi memleketinde olduğu için orada internet sıkıntısından dolayı katılamıyor. Sizlere de çok selam söyledi. İnebolu Müftüsü Telat Ergün hocamız. Onun dışında yine memleketinde olan bazı hocalarımız var. Yusuf Ay gibi bazı hocalarımız var. Onlar da çok katılmak istiyorlar ama internet çekmediği ya da az çektiği için çok fazla katılamıyorlar. Ondan dolayı da onların da tek tek sizlere selamı var. O selamı ben sizlere ileterek programa başlayayım. Ben programa bu şekilde giriş yaptıktan sonra çok da sözümü uzatmadan ilk başta bir açılış konuşması için, bir selamlama konuşması için dernek başkanımız Sayın Tuncay Aslandağ'a söz veriyorum. Buyurun Tuncay Bey. Aziz değerli hocalarım, Kastamonu, İnebolu'lu hemşerilerimiz ve köylülerimiz, 15. Şahin Baba İlim ve Kültür Derneği'nin düzenlemiş olduğu Şahin Baba Türbesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hocalarım ve hemşerilerimiz, biraz önce Sadık Bey'in de bahsettiği gibi biz bu 15. programımızı mecburen bu koronavirüs den dolayı dijital ortamda yapmak durumunda kaldık. Rabbim inşallah bir sonraki programı, 16. programı Şahin Baba Türbesi'nde yapmak nasip eder inşallah. Ben sözümü daha fazla uzatmadan bu programın hazırlanmasında, yayınlanmasında ve programa katılan hocalarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Amin. Evet. Allah razı olsun Tuncay Bey. Ben şimdi programdan ufak şekilde bir bahsedeceğim. Ondan sonra direkt programa başlayabiliriz. Bu arada Zoom programı hakkında katılmak isteyenler, yardıma ihtiyacı olanlar
Genel Sekreterimiz Sercan Kara abimizi arayabilirler. Onun dışında mesajlarda da gönderdik. Ömer Aslandar kardeşimiz var. O da yine Zoom programı ile ilgili yardım isteyen tanıdıklarınız varsa, onları ararlarsa nasıl bağlanacakları ile ilgili sizlere yardımcı olacaklar. Ben programın akışıyla bir gireceğim yayına. Fikri Yılmaz hocamız günün önemiyle alakalı ufak bir konuşma yapacak. Ardından bir Yasin-i Şerif okunacak. Ayasofya Cami Müezzini Şükrü Asıl Eren hocamız okuyacak. Daha sonra Hasan Alibaş, İnebolu Tevfikiye Cami İmamımız, Sadullah Yılmaz, Eyüp Sultanzal, Mahmut Paşa Cami İmamımız, Yasin-i Şerif ve Mevlüdü Şerif okuyacaklar bize. En sonda da yine Konya'dan Abdülkerim Yılmaz hocamız bir ufak sohbet yapacak. Fikri Yılmaz hocamız da normalde müftümüz yapacaktı. Müftümüz internetten dolayı katılamadığı için Fikri Yılmaz hocamız da son olarak duayla birlikte programı bitireceğiz inşallah. Ben şimdi ilk olarak söz hakkını Fikri Yılmaz hocama veriyorum. Bir hem giriş hem günün önemiyle alakalı bir konuşma yapmasını rica ediyorum. Buyurun hocam. Sayın hocam, değerli hocalarım, sevgili izleyenler, Şahin Baba 15. Anma Etkinlikleri kapsamında hazırlanan program için öncelikle Reis ailesi, Aslan Dağ ailesi ve Şirk ailesi, Işık'ta görev alan yönetim kurulu başkanının üyelerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Şahin Baba Kulesi'nin 15 yıl evvelinde ilk program yapıldığı da programdaydı. O gün bugüne kadar gelen zaman içerisinde Şahin Baba ile ilgili bir araştırma ihtiyacı duydum. Araştırmalarımız devam ediyor. Aslında kaynaklara ulaştırsak doğru ama elimizi geçmeyince göremiyoruz bazı şeyleri. Öncelikle Şahin Baba Kulesi halk arasında şahane diyebilirim. Şahane Farsça'da baktığımız zaman tarak anlamındadır. İslahi anlamda da yanlışı düzelten, danı düzelten, arayan, düzene sokan, burayı ziyaret eden ve Şahin Baba'yı ziyaret eden insanların hayatına düzen attığı anlamı taşıyor. Şahin Baba Kastamonu ili İnebolu ilçesinin en yüksek köylerine Şamo köyü, Dere Sökü sınırları hududu içerisinde ilk konuşlanmış. Şahin Baba Kastamonu'da imam hatiplik yapmış. Kastamonu ilinde kadılık evlerinde bulunmuş. Daha sonra İslam'ı, Kur'an'ı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i halka anlatmak üzere bir grup arkadaşıyla bu bölgeye gelmiş ve yerleşmiştir. Bu ulaştığımız bilgi şu ana kadar. Dasına da ulaştığında inşallah belki seneye bunları belgeleriyle birlikte ortaya koyarız. Kısmet olur. Manevi anlamda o yörenin insanlara rehberlik etmiş bir zat olur orada. O yüzden Allah-u Teala yüzlerce insanın 10 yıldır oraya gidip ziyaret etmeleri, oradaki sudan faydalanıp şifa olduklarına inanmaları, dededen babanın gelme bu adetin orada oluşması boşa değil. İnşallah kaynaklarını ileriki zamanlarda da sizinle paylaşacağız. Ben bunu takipçisiyim, arıyoruz inşallah. Rabbim yapacağımız programları hayırlara geçsin. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Özellikle Şükran'ı da Ayasofya'da Gümek Evrenyen mezun olmuş bir hafız kardeşimizi
orada görmekce onur veriyor, gurur veriyor. İlk fırsatta kendisini ziyaret edeceğiz. Hep saygılar sunuyorum inşallah. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu önemli bilgilerden dolayı. Şimdi programın başında da biraz bahsettik. Ayasofya Camii Müezzini Sayın Şükrü hocamız da aramızdalar. Hocam öncelikle bütün Müslüman alemine bizlere hayırlı uğurlu olsun. Ayasofya Camii açıldı. Amin. Ve Allah'a şükürler olsun ki yine Kastamonu'dan böyle sesi güzel, kendi güzel hocalarımızdan biri de oraya müezzin olarak atandı. Allah görevinizde inşallah başarıyla, layıkıyla yapmanızı nasip eylesin. Amin. Sizlerin çok vakti yok, biliyoruz görevdesiniz. Teşekkür ediyoruz tekrardan yayına katıldığınız için. Sizlerle isterseniz programa başlayalım. Biz grupta da ben yazdığım gibi Yasin Suresinin birinci ve ikinci sayfası sizler için de uygunsa sizi dinlemeye buyurun başlayalım hocam. Tamam. Ben de öncelikle tilavetten sonra ayrılacağım için birkaç kelam etmek istiyorum. Başta Şahin Baba Türbesi Dernek Başkanı Tuncay Beyefendi'ye ve sizlere davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum hasretten. Kıymetli hocalarımıza daha önceden tanıdığımız abimiz, büyüğümüz Hasan Ali Baş hocam başta olmak üzere Fikri hocam ve bütün katılan hocalarımıza da saygı hürmetlerimi sunuyorum İstanbul Ayasofya Camii'nde. İnşallah buralara geldiğiniz zaman bekleriz. Görüşmek nasip olur. Burada da bir kardeşiniz olduğunuzu unutmayınız. Tekrar ben hasreten hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Teşekkürler bizden. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel-Kur'anil Hakim. İnneke leminel mürselin. Ala sıratin mustakim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا
مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَضَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم. Hocam Allah razı olsun, nefesinize sağlık, ağzınıza sağlık. Eyvallah, Allah razı olsun. Tekrardan görevinizde başarılar diliyoruz. Bize o güzel mabetten, ibadethaneden bu Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz için tekrardan da teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun, sağ olun. Hasan hocam, ben sizin mikrofonunuzu da şöyle açayım. Oğlunuz ekrandan onay verirse. Buyurun Hasan hocam, sizleri dinliyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون فالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم فالقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنضعم من لو يشاء الله أضعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Sadullah hocam buyurun. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ashabal cenneti yevme fî şugulin fâkihûn. Hum ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki muttekiûn. Lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yedde'ûn. Selamun kavlen min Rabbin rahîm. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَفَلَمْ يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Şimdi Mevlüt okumak üzere yine Hasan Alibaş hocamıza, hocam şöyle mikrofonunuzu da açayım. Allah adım Bahri Mevlüt-i Şerif'ini okumak üzere. Buyurun hocam. Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kulağa. Allah adın her kim ol evvel ana. Her işi asan Allah adın olsa her işin önü, herkese biter olmaya anın sonu, her nefeste Allah adın de bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür cümle günah mislü hazen ismi pakin pak olur zikre ile yen her murada aşk ile gelim de Allah diyelim. Derd ile gözyaş ile ah edelim. Ola kim rahmet kıla ol padişah. Ol kerim, ol rahim, ol ilah. Sonra ile bunları ikrar eyledi, birliğine cümle ikrar eyledi. Kudretin izhari düphem ol celil. Birliğine
dedi bir kere var oldu cihan. Olma derse ey güzel Rabbim bizleri böyle naçar eyleme. Gülüm ile aluda kılma. Başlar söze bir vasiyet kalar zilla size. O vasiyet ki direm her kim tuta mis gibi kokusu canlarda tüte. Hak Teala rahmet eyle ya ana. Kim beni ol bir dua ile ana. Her ki diler bu duada buluna. Fatiha ihsan ide ben Süleyman kuluna. El-Fatiha. Allah razı olsun hocam. Afiyet. Evet, Sadullah hocam. Şarjı bitiyor. Kablo. Evet, buradayız. Hocam sizden de yine Amine Hatun Mevlid-i Şerif'ini. İnşallah. Buyurun, dinliyoruz hocam. Efhali mevcudat Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa ra salavat. Amine Hatun Muhammed anesi olsa defden doğdu oldur danesi. Çünkü Abdullah'dan oldu hamile. Vakten içti. Hocam, Sadullah hocam mikrofonunuz kapandı ama tekrar bir açabilir misiniz? Ben Urdi gelmedim.
الربيع الأول عين نجسيد On ikinci gece isneyin gecesi. On gece kim doğdu ol hayrul beşer. Anesi anda neler gördü neler. Dedi gördüm. Ol Habibin anesi bir acep nur kim güneş pervanesi ben kurup çıktım imden agahan Göklere denk nur ile doğdu cihan. Göklere açıldı fethi oldu zulüm. Üç melek gördüm elinde üç alem. Biri meşrik biri mağrib tanın. Biri damında dikildi Kabe'nin, bildim anlardan kim ol, halkın kim yakın oldu cihana gelmeyi. İndiler gökten melekler saf saf Kabe gibi kıldılar beytim tavaf Hem hava üzere döşendi bir döşek. Adı Sündüs döşeyen anı melek. Çün göründü bana bu işler ayağın. Hayret icre. Kalmış idim ben hemen. Yarılıp civar çıktı Nagahan. Üç bile huri bana oldu ayan. Bazılar derler ki muamuç dilberin Asiye'ydi biri ol Mehben Kerim Biri Meryem Hatun idi aşikan Birisi Huri'lerden bir nikah. Çevre yanıma gelip oturdular. Mustafa'yı birbirine muştular. Bu senin oğlun gibi kadri cemil. Bir anaya vermemiştir ol celil. Oğlu devlet buldu ne dildar sen. Doğu serdir senden ol hulki hasen. Bu gelen ilmi ledün sultanıdır. Bu gelen
tevhid-i irfan kanıdır. Bu gelen aşkına devre-i felek yüzüne müştak durur insü melek. Bu gece ol gecedir kim ol şerif. Nur ile alemleri eyler ala. Zaten lil alemindir Mustafa, hem şefi'al müznibindir Mustafa. Vasfını bu resme tertip ettiler. Elonlu hayrul enam. Gayet hararetten gatip sundular bir cam dolusu şerbeti. Şerbeti karşımda tuttu huriler, bunu sana verdi Allah dediler. Kardan ak idi hem soğuk idi, lezzeti dahi şekerde yok idi. İçtim anı oldu cismin nura gark, gidemezdim kendimi nurdan fark. Geldi bir akkuş kanadı ile ravan, arkamı sıvadı kuvvetle hemen. Doğdu on suhette o sultanu din, nura gark oldu semavatü zemin. Sallu aleyhi ve sellimu teslima, hatta tenalu cenneten ve ne'ima. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel-Evveline vel-Ahirin. Allahümme ya Rabbi bi cahin nebikel Mustafa ve Resulükel Mürteza, zahir kulübena min külü vasfin yubaiduna emmü şehadetike ve muhabbetik ve emitne ale sünneti ve cemaati ve şevki lalike ya zelcelali vel ikram. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Evet, Sadullah Yılmaz hocamıza da teşekkür ediyoruz. Hocam nefesinize sağlık. Sultan Zal Mahmut Paşa Camii imamı teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Şimdi aramızda çok değerli başka bir hocamız daha var. Fikret Efe hocamız. Hocam mikrofonunuzu açtım, onay verirseniz. Hoş geldiniz hocam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Anneniz rahatsızdı. Çok geçmiş olsun. Allah şifa versin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum inşallah. Hocam, bu programlarda hastalığına şifa olur inşallah. İnşallah hocam. Bizler de duacıyız. İnşallah hastalığına şifa olur. Sizlerden de aşır olur, ilahi olur. Ne olur hocam, arzu ederseniz hocam, sizlerin de sesini duymak isteriz. Buyurun lütfen. İnşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرن إنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم
النار وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار فإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق الله العظيم الفاتحة Evet, İnebolu Yahya Paşa Camii İmam Hatibi Fikret Efe hocamızdan da Allah razı olsun hocam. Sizden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Nefesinize Cenab-ı sağlık, olsun. Yüreğinize Allah. Sağlık. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet, şimdi Konya'dan aramıza katılan, hemen şöyle mikrofonu da açayım. Konya Karatay Hacı Hasanbaşı Kur'an Kursu Müdürü Abdülkerim Yılmaz hocamız da günün anlam ve önemine binaen bir sohbet edecekler. Buyurun hocam, dinliyoruz sizleri de. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Saygıdeğer dostlar, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Bu programın tertip edilmesinde başta Işıklar Derneği Başkanı Tuncay Aslandağ kardeşimize ve ekibine, üyelerine ve sizlere
böyle bir programı düzenlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bu tarz hizmetler, dernekler, vakıflar güzel birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesi için, bir araya gelmemiz için güzel bir toplantılar. Ama maalesef ki koronavirüsünden dolayı böyle bir toplantı düzenlendi. Biz tabii Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Bu beladan, bu musibetten, bu illetten, hastalıktan bütün insanlık alemini Mevlam korusun, muhafaza eylesin diyerek sözlerimize başlayalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden birkaç, tabii son konuşmacı olarak bir de sözlerin kısası olması hasebiyle dakikaları iyi değerlendirmemiz hasebiyle fazla uzatmamak istiyoruz. Ama tabii hocalar mikrofonları eline geçirdi mi konuşmayı, karşısında da dinleyenleri buldu mu coşmaya çalışır. Tabii Konya'dan herkese selamlar ediyoruz bu arada. Dostlarımızı da Konya'ya bekliyoruz. Hacı Hasanbaşı Kur'an kursumuz. Tabii ki önce ben kısaca da kendimi bir tanıtayım. Ben Abdülkerim Yılmaz, Şamoğlu köyünden, 1963 doğumlu. Akabinde ilkokulu bitirdikten sonra İstanbul Göksu Kur'an kursu, Anadolu Hisarı'ndaki Kur'an kursu hafızları 75. Akabinde Üsküdar İmam Hatip, daha sonra Konya'ya İmam Hatip olarak atandık. Sonra da Hacı Hasanbaşı Kur'an kursuna tayin olduk. Bir 4 yıllık da Almanya hizmetimiz var. 34 yıldır Konya'da hizmette bulunmaktayız. Bu arada çok kısa farkındalık, yani kendimizi ön plana çıkarmak için değil de hocalarımızın ağızlarına, gönüllerine sağlık. Çok güzel Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifleri okudular. Onlara hürmet ediyorum, saygılar sunuyorum. Bu arada arkadaşlarımızın da bilmesi hasebiyle tabii güzel Diyanet İşleri Başkanlığımızın projesi kapsamında Konya'mızda da bulunduğumuz Kur'an kursunda Alo Kur'an öğrenmek istiyorum diye bir projemiz var. Hacı Hasanbaşı Kur'an kursu web sayfamıza girdiğinizde bunu görebiliriz. Bu bir farkındalık olsun diye tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığımız bunu yürütüyor. Hocalarımız yürütüyor ama bir farkındalık olsun diye biz bunu bir projeye döndürdük. Yani Kur'an öğrenmek isteyen, dinini öğrenmek isteyen her vatandaş bizim Kur'an kursumuzu aradığı sürece yardımcı oluyoruz. 12 kişi olabiliyor, 5 kişi oluyor, 6 kişi evinde, semtinde, mevkiinde, nerede olursa olsun bu Kur'an öğrenmek ve dini öğrenmek isteyen kardeşlerimize böyle bir hizmetimiz var. Tabii bunu Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde yapılan bir proje. Bunu da kısaca bahsetmiş olalım. Yani bilinsin diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayrun nas men yenfaun nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır müjdesi var buyuruyor hadis-i şerifte. Kardeşlerimiz, bu dernek ve vakıf hizmetleri yapan, sosyal hizmetleri yürüten kardeşlerimiz bu hadis-i şerife uygun olarak amel ettikleri kanaatindeyim. İnsanların faydalısı olması, insanlara hizmet etmek çok güzel bir şey. Bunun için bizim köyümüzde de bu arada cami yapılıyor. O cami inşaatı, yani Şahin Baba Türbesi'nde de bu konuda da kardeşlerimizden destek bekliyorlar. Bu destekleri de inşallah onlara verelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisini daha zikrederek konuyu ayeti kerime ile bitirelim. İnsan öldüğü zaman amel defterinin kapanmayacağı üç kimseden bahsediliyor. Hazirun üstazlarımız, oradaki bizi dinleyenler biliyorlar ama fayda olur. Rahmet olsun, bereket olsun diye tekrarlıyoruz. İza mâtel insan in gada ameluhu illa min selâsin sadakatin câriyetin ev ilmin yüntefâ bihi ev veledin sâlihin yedûleh. Sadaka Resulullah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan öldüğünde üç kişinin amel defterinin kapanmayacağını. Bunlardan birincisi bu sadaka-i cariye. Bu yapılan güzel hizmetler, bu kardeşlerimizin böyle bu sıcak ortamda
insanların bir araya getirmesi nedendir? Böyle dernekleri kurup burada işte camiler yapılması, diğer hizmetler, yol yapılması, çeşme yapılması, köprü yapılması, bunlar çok güzel şey. Peygamberimiz müjdeliyor. Amel defteri kapanmıyor diyor. Üç kişiden birisi sadakayı cariye yapan kardeşlerimiz bu duygu ve düşüncelerle çalıştıklarını düşünüyorum. Diğer ikincisinde evay meyyün tefari. Yani güzel ilim bırakmış, eser bırakmış. Arkasından yad edilecek güzel eserleri bırakan kimselerin de amel defterinin kapanmayacağı müjdesi var. Üçüncüsü de evveledil salihin yed'ûne. Orada da salih evlat. Yani bu kardeşlerimiz de inşallah analarına babalarına dua ettiren kardeşlerimiz olacaklar. Neden? Güzel hizmetlerde bulunuyorlar. Çünkü amel defteri kapanmayan üç sınıf insandan da salih evlat. Cenab-ı Hak bütün evlatlarımızı böyle salih evlatlardan olmayı nasip eylesin. Duasıyla Mudaffifin suresinden efendim 18 ve 26. ayetlerin malini vererek sohbetimizi tamamlayacağız. Hitamuhu misk deriz her zaman. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Burada böyle güzel hizmetleri yapan, cenneti kazanmak isteyen, yarışma yapmak isteyenlere bu ayeti kerimeler bizlere güzel öncü olacağını düşünüyorum. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Andolsun iyilerin kitabı illiyyundadır. Ve mâ edrake mâ illiyyun. Cenab-ı Hak devam ediyor. İlliyyun nedir bilir misin ey Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diye hitap ediyor. İlliyyun nedir bilir misin? O illiyyundaki kitap içinde ameller kaydedilmiştir. Yani güzel ameller, sağ tarafından kitabı verilen güzel amellerin içinde olacak inşallah. Ameller kaydedilmiştir o kitapta. O kitabı Allah'a yakın olanlar görür. Hizmet edenler, Allah'a iyi kul olanlar, elestü bir rabbikümü unutmayanlar, galu belada söz verip o sözünü devam ettirenler için. Bu çok önemlidir değerli kardeşlerim. O kitaba Allah'a yakın olanlar, elestü bir rabbikümü unutmayanlar. Devam ediyor. İyiler kesin kes cennettedir diyor ayetin devamında. Onlar orada koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. Onların yüzünde nimetlerin sevinçlerini görürsün diyor Cenab-ı Hak ayette. Kendilerine mühürlü hitamuhu misk. Kendilerine mühürlü halis bir içki sunulur. Onun içiminin sonunda bu içimin sonunda misk kokusu vardır diyor ayeti kerimede 26. ayette. Sonunda hitamuhu misk ve fi zalika felyetenafesil mutenafisun. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar buyuruyor ayeti kerimede. Cenab-ı Hak kabul buyursun. Ve ahru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet, Konya Karatay Hacı Hasanbaşı Kur'an Kursu Müdürü Abdülkerim Yılmaz hocamıza da Konya'dan teşrif ettiler. Teşekkürler diliyoruz. Herkese hürmet ve saygı sunuyorum. Selamlarımı iletiyorum. Bu değerli bilgiler için bizler de size teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi son olarak Fikri Yılmaz hocamıza tekrar söz vereceğiz. İnşallah duamızı yine hep birlikte burada yapacağız. Fikri hocam, bir onay verebilirsen sesini açmak için. Mavi olan yere tıklarsan hocam sesin. Evet. Hocam açılmış olması lazım. Tamam, açıldı mı şu anda? Evet hocam, biz sizi duyuyoruz. Buyurun hocam, dua için sizlere söz hakkı veriyoruz. Buyurun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel âkıbetü lil müttakîn ve lâ udvâne illâ alez zâlimîn.
Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Vehdini vehdina ve benfikna ilel hakkı ve ila tarikim müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim. Ve bi hurmeti Yasinil Kur'anil azim. Vanfu anna ya kerim. Vanfu anna ya rahim. Vanfir lena zunubena bi fadlike ve cudike ve keremike ya ekremel ekramin ve ya erhamer rahimin. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, aman ya Rabbel alemin. Şu anda huzuruna geldik. El açtık, boyun büktük. Senin rızanı kazanmak üzere Kur'an-ı Kerim tilavet ettik. Mevlid-i Şerif kıraat ettik. Sohbetler, ayeti kerimeni tebliğ ettik. Bizleri huzuru dergahından boş çevirme ya Rabbim. Kıraat olunan Kur'an-ı Azimüşşan'dan, kıraat edilen Mevlid-i Nebevi'den hasıl olan sevaptan, evvelen bizzat, hulansa-i kainat, mefkari mevcudat, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım dediğin son peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin temiz, pak, münevver ruhlarına hediye ediyoruz. Cemiyetimizden haberdar eyle ya Rabbim. Kıraatından Kur'an-ı Azimüşşan'dan hasıl olan sevaptan cemiyetimize katılıp Kur'an okuyanımızdan, dinleyenimizden, amin diyen cemaatimizden, ahirete göç etmiş ana, baba, evlat, ecdat, hulasa, bütün akrabalarımızı dualarımızdan hissedar eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbel Alemin, kıraatından Kur'an-ı Azimüşşan'dan hasıl olan sevaptan, Şanet türbesinde methum, Şahin Baba Zat-ı Muhterem'in ruhlarına, arkadaşlarının ruhlarına da hediye ediyoruz şu anda, haberdar eyle ya Rabbim. Onlar ve onlar gibi Evliyaullah'ın, Esbiyaullah'ın hürmetine bizleri görünür görünmez kazadan, beladan, musibetten, gücümüzün, takatimizin yetmeyeceği her türlü beladan muhafaza eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbel Alemin, ülkemizi, dünyayı saran, insanlığın başına bela olan, COVID-19 virüsünden hayatını kaybeden mümin ve müminat kardeşlerimize rahmet ediyoruz. Lütfeyle ya Rabbi. Bu hastalığa kapılmış, şu anda bu amansız hastalıkla mücadele eden hastanelerdeki sağlık ekibimize, doktorlarımıza ve hastalarımıza yardım eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifalar nasip eyle ya Rabbi. En kısa zamanda ülkemizi ve İslam beldelerini, insanlık alemini bu baladan kurtulmayı nasip ve müyesser eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbel Alemin, bu programın hazırlanmasına vesile olan Işık Der Yönetim Kurulu Başkanı'ndan yöneticilerine, üyelerine, maddi ve manevi katkıda bulunan insanlığın manevi rehberlerini elden ele, gönülden gönüle ulaşmasına vesile olan bu kardeşlerimizden ahirete göç etmiş ana, baba, evlat, ecdat, bütün akrabalarının ruhlarını şad eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbel Alemin, memleketimiz için, vatanımız için, milletimiz için canlarını feda etmiş şehitlerimize rahmet eyle. Hayatlarını kaybeden gazilerimize rahmet eyle. Dünyada kalan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbel Alemin, Kastamonu ilinde
İnebolu ilçemizde, Şamoğlu köyü, Dereçökü köyü, Üçlüce köyü, Karşıyaka köyü, Yuvacık köyü ve bu civarda methum, merhume ve merhumeleri de dualarımızdan hissedar eyle ya Rabbi. Yarın mahşer günü Resulullah'ın cemalini görmeyi, onun şefaatine ermeyi, Estağfirullah, gıyle de kulül cennet, buyurun cennetime dediğin kullar cümlesine cümlemizi ilhak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, son nefesimizde iman ile, Kur'an ile, kelime-i şehadetle, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek çene kapamayı, sana kavuşmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, nefsimizin şerrinden, şeytani aleyhillanenin şerrinden, semavi ve arazi her türlü felaketlerden, kabir azabından, cehennemin dehşetinden sana sığınıyoruz. Bizleri hıfzı muhafaza eyle ya Rabbi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve la havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billahil aliyyil azim. Ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna bi hurmetil fatiha. Hocam Allah razı olsun. Rabbim kabul eylesin. Rabbim kabul eylesin. Ben öncelikli olarak Fikri Yılmaz hocamızla birlikte Şükrü Asıl Eren hocamıza, Hasan Alibaş hocamıza, Sadullah Yılmaz hocamıza, Konya'dan bize katılan Abdülkerim Yılmaz hocamıza, Fikret Efe hocamıza, Rıfat Alibaş hocamıza tekrar herkesin nezdinde teşekkür ediyorum. Ağızlarına sağlık, yüreklerine sağlık. Programımızı güzel bir duayla noktalayacağız. Sadece son olarak yine ben dernek başkanımıza bir söz hakkı vereceğim. Onun öncesinde de aramızda yine protokol olarak katılan abilerimiz, büyüklerimiz var. Onlara da ben yine bir söz hakkı vermek istiyorum. Evranya Dernek Başkanı Engin Demirezen abimiz aramızdalar. Abi ben mikrofonunu açtım, onay verirsen sizlerin de görüşlerini alabiliriz. Evet, saygıdeğer başkanım, İlay Başkanım, sevgili hocalarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 15. Işıkter olarak yaptığınız programın hayırlara vesile olsun. Hastalık sebebiyle tabii böyle Zoom'da böyle programa katıldık. Gönül isterdi ki Şahin Baba Türbesi'nin orada bu programı gerçekleştirmek. En kısa zamanda sağlıklı günlerde inşallah orada da program yaparız Sayın Başkanım. Yönetiminizi de çok tebrik ediyorum. Yönetici arkadaşları da hepinizi saygı ve sevgiyle tekrar selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. İyi ki programı bizleri davet ettiniz. Çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Evrenya Köyü Derneği olarak da hepinize saygı ve selamlarımızı gönderiyorum. Çok sağ olun. Evet, Evrenya Köyü Dernek Başkanı Engin Demirezen abimize de teşekkür ediyoruz. İyi ki sizler de katıldınız. Programa şeref verdiniz. Ben bir de aramızda Bayram Güneş abimizi görüyorum ama kamerası kapalı. Acaba kendisi müsait midir? Evet, kendisi müsait. Ben şöyle mikrofonu da açayım. Üçlüce Köyü Dernek Başkanı Bayram Güneş abimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin de görüşlerini alabiliriz Bayram abi. Hoş bulduk efendim. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor Bayram abi. Buyurun. Değerli İnebolu Şahin Baba İlim ve Kültür Derneği Başkanı Tuncay Başkanım, Şahin Baba Hazretlerine büyük emeği geçen kıymetli büyüğümüz Saadettin amcamız, çok kıymetli hocalarım ve bütün hemşerilerimi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Özellikle Evrenye Kur'an kursunda öğrencilik döneminde Evrenye Camii İmam Hatibi olarak görev yapan ve bir dönem ders dinlettiğim Hasan Alibeş hocama hürmetlerimi sunuyorum, ellerinden öpüyorum. Coğrafyamızın manevi mimarı olan ve aynı zamanda bu coğrafyada medfun bulunan
bu topraklarda doğup büyümekle şerefyab olduğumuz Şahin Baba Hazretlerine Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Rabbim manevi himmetlerini üzerimizden eksik etmesin. Tabii esasen Şahin Baba anma programı deyince bizim içimiz kıpır kıpır oluyor. Ağustos sıcağının altında Şahin Baba Hazretlerinin yanı başında damla damla terlerimizin eşliğinde dualarla birlikte hep beraber orada kucaklaşmayı arzu ediyoruz. Esasen ben bu programlara her sene katılmayı arzu ediyorum ve katılıyorum da. İnşallah bir sonraki programda Şahin Baba Hazretlerinin yanı başında hep birlikte buluşmak temennisiyle saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Emeği geçen kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Allah emeklerini zayi etmesin diliyorum. Bütün hazırına saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Allah kabul etsin. Evet, bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarınızla bizleri onurlandırdınız. Bayram abi, Allah razı olsun. Ben son olarak Işıklar Başkanımız Tuncay Aslandağ'a söz hakkı vereceğim. Daha sonradan da kapanışı yaparak programı sonlandıracağım. Tuncay Bey, buyurun. Sayın hocalarımız, Fikri Yılmaz hocamız, Fikret Efe hocamıza, Sadullah Yılmaz hocamıza, Şükrü Asıl Eren hocamıza, Abdülkerim Yılmaz hocamıza, Hasan Ali Baş hocamıza, Rıfat Ali Baş hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok güzel bir program oldu. Bu programa katılan Evrenye Dernek Başkanımız Engin Demir Ezen Bey'e, yine Üçlüce Köy Dernek Başkanımız Bayram Güneş Beyefendiye de çok teşekkür ediyorum katılımlarından ötürü. Aynı zamanda yine programımıza katılan köylülerimize, İnebolu ve Kastamonu hemşehrilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah 16. Şahin Baba Türbesi etkinliklerini mekanında yapmak bizlere nasip eylesin. Rabbim hepimizin yolunu açık eylesin. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Evet, bizler de tekrardan teşekkür ediyoruz. Şahin Baba Türbesi etkinliklerinin bu seviyeye gelmesinde maddi ve manevi katkıları olan bütün üyelerimize, öncelikle Işıklar üyeleri ve yönetimi nezdinde bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Allah yapmış oldukları bu yardımları kabul etsin inşallah. Sizlerin katkılarıyla, çalışmalarıyla Şahin Baba Türbesi etkinlikleri her geçen sene üzerine bir şeyler katarak devam ediyor. Allah'ın izniyle bundan sonraki senelerde de bu pandemi sürecini atlatırsak bir dahaki senede yine türbemizin başında bu etkinlikleri daha kalabalık bir şekilde gerçekleştirmeyi niyaz ediyoruz. Bu sene 15.sini yaptık. İnşallah sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir şekilde 16. Şahin Baba Türbesi etkinliklerinde tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. Ben bütün katılımcılarımıza, hocalarımıza, dernek üyelerimize, hemşerilerimize tekrardan çok çok teşekkürler ediyorum. Programı bu şekilde sonlandırabiliriz. Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyoruz.